Maden devrinde görülen gelişmelerinden hangileri siyasi örgütlenmelerin ortaya çıktığının bir göstergesidir? Bakalım arkadaşlar öncülerimize. Çok tarlalı dinlerin yaygınlaşması, bunun siyasi örgütlenmelerle tabii ki bir alakası olmayacaktır. Şehir devletlerinin kurulması, arkadaşlar küçük küçük devletçikler yani bunlar, tabii ki doğru, Toplumsal ahlak kurallarının oluşması. Arkadaşlar ahlak kurallarının oluşması için illa siyasi örgütlenmeye ihtiyaç yoktur. İnsanlar bir arada yaşamaya başladıktan sonra kendi ahlak kurallarını oluştururlar zaten. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Hem çivi hem de hiyeroglif yazısını kullanmaları Hititlere ait konularından hangilerinde kesin bilgilere ulaşılmasına katkı sağlar. Bakalım arkadaşlar hakimiyet alanı sadece kullandıkları yazı tipinden bunu çıkarmamız tabii ki mümkün değildir arkadaşlar. Etkileşime girilen kültür olabilir neden? Çünkü gördüğünüz gibi her iki yazı tipinde kullanmışlar. Yani bu yazı tiplerini kullanan kültürlerle etkileşime girmişlerdir diyebiliriz. Yönetim yapısı hakkında da bize bilgi vermeyecektir arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Yukarıdaki yargılardan hangilerinin tarih öncesi devirlerle ilgili doğru bir bilgi olduğu söylenebilir? kullanılan araç ve gereçlerin niteliğindeki değişmeler bu dönemdeki çağların birbirinden ayrılmasında temel ölçüttür. Arkadaşlar tabii ki doğru. Neden? Mesela tunç devri diyoruz, demir devri diyoruz, değil mi? Kullandıkları araç ve gereçlere göre nitelendiriyoruz. Tarih öncesi çağlar dünyanın her bölgesinde aynı zaman diliminde ve tarihsel gelişime uygun bir kronolojik sırayla yaşanmamıştır. Tabii ki doğru arkadaşlar. Herkes her zaman aynı çağı yaşamıyor. Bazıları taş devrindeyken bazıları maden devrinde olabiliyor. Tarih öncesi çağları tarihsel sürece uygun yaşayan bölgeler genellikle daha ileri bir uygarlıktan etkilenmiştir. Hayır arkadaşlar zaten sırasıyla yaşıyorsa kimseden etkilenmemiş demektir. Ama örneğin bakır kullanırken bir anda demire geçmişse birilerinden etkilenmişlerdir diyebiliriz. Çünkü Tunç devrini atlamış oluyorlar. Bu yüzden üçüncü öncüle ulaşamıyoruz. Bu sebeplerle doğru cevap cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. İyon ve Yunanlıların Akdeniz havzasında ekonomik, sosyal ve siyasi amaçlar doğrultusunda kendi ülkeleri dışında toprak elde etmeye çalışmaları bu toplumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisini gösterir? Arkadaşlar A bize kolonicilik verilmiş. Bunun tanımını hemen bir yapalım. Neydi? Bazı devletler kendi toprakları dışındaki bölgeleri siyasi, kültürel özellikle de ekonomik açıdan kendi himayesi altına almak için kolonicilik faaliyetleri yapıyordu. Yani soruda verilen aslında tamamıyla kolonicilik faaliyetleridir. İmparatorluk yapısıyla alakalı bir şey söyleyemeyiz. Çünkü insanların ırklarından bahsedilmemiş bize farklı ırklar bir arada yaşarsa imparatorluk diyebiliriz. Kara ticareti zaten değil arkadaşlar. Akdeniz havzası diyor. Akdeniz'e mutlak egemenlik kurduklarını kesin olarak söyleyemeyiz. Çünkü toprak elde etmeyi amaçlıyorlarmış sadece. Merkezi yönetime önem verdikleriyle alakalı bir şey de söylememiz mümkün değil. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre Lidyalılar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Lidyalılar parayı ilk bulup kullanan ve başkentleri Sart'tan başlayıp Mezopotamya'da Sus şehrine kadar uzanan kral yolunun inşasını başlatan kavimdir. Peki arkadaşlar bakalım demokratik bir yönetim uyguladıkları. Hayır arkadaşlar burada aslında ilk defa yaptıkları Yeniliklerden ve ticari olarak faydadan bahsediliyor. Çünkü parayı bulmaları, e, kral yolunu inşa etmeleri bunların hepsi arkadaşlar tamamıyla ekonomiktir aslında bakarsanız. Buna göre bakacağız şıklarımıza. Mezopotamyalılarla aynı ırktan geldiklerini tabii ki söyleyemeyiz. Burada bize ırklarla alakalı bir bilgi verilmemiş. Ekonomik ve kültürel etkileşimin hızlanmasına tabii ki katkı sağlarlar arkadaşlar. Çünkü zaten kral yolunda ticaret yapacaklar. Parayla ticaret yapacak ve bu ticaret sonucunda kültürel etkileşimde artar. Ticarette takas yönteminin tamamen ortadan kalkmasını sağladıkları. Hayır arkadaşlar, herkes parayı kullanamıyor tabii ki. İnsanlar yine ellerindeki malları değiş tokuş yaparak da kullanmaya devam ediyorlar. Para bulundu diye takas ortadan kalkmıyor. Kral yolunun tamamını kontrol altına aldıkları. Hayır arkadaşlar, aslında bakarsanız Lidyalılar Kral yolunun inşasını başlatıyorlar. Tamamını kontrol altına aldıklarını söylememiz mümkün değil. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu açıklama dikkate alındığında Sümer uygarlığı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Sümerler'de dört işlem için cetveller hazırlanmıştır. Ziggurat denilen tapınaklar gözlemevi olarak da kullanılmıştır. Arkadaşlar dört işlem için cetveller varsa ne vardır? Matematik vardır, değil mi? Peki bu gözlem evleri ne işe yarayacak? Gökyüzünü inceleyecekler. Bu da hangi bilimin gelişmesine sebep olur? Astronomi tabii ki. Şıklara baktığımızda ise B şıkkında astronomi ve matematik ile ilgili çalışmalar yapmışlardır. Tabii ki doğru olacaktır. Diğer seçenekleri de bir açıklayalım. Tek tanrılı inanç sistemi hakimdir diyemeyiz arkadaşlar. Bununla alakalı bir bilgimiz yok. Başka uygarlıklardan etkilenilmiştir yine diyemeyiz. Çünkü kendi yaptıkları şeylerden bahsedilmiş. Tarım ve hayvancılıktan bize bahsedilmemiş zaten. Halkın bütün ihtiyaçları zigguratlardan karşılanmıştır. Burada bize zigguratlar hakkında derinlemesine bir bilgi verilmemiş. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu bilgilerin Hititlerle ilgili konularından hangileriyle ilgili kanıtlar sunduğu söylenebilir? Hattuşaş'ta bulunan ve Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan çivi yazılı metinde anlaşmaya Hitit Kralı 3. Hattuşeli'nin mührü yanında Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın mührü de basılmıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Gördüğünüz gibi yazıyı kullanmışlar çünkü anlaşma metni var. Çivi yazılı bir metin. Kadınların saygınlığı tabii ki doğru çünkü gördüğünüz gibi kralın yanında kraliçenin de mührü basılmış. Diplomasi ise zaten anlaşmadan dolayı vardır arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu durum Urgakina'nın anlayışlarından hangilerine benzer bir tutum içerisinde olduğunu kanıtlamaktadır. Dünyanın ilk yazılı kanunlarını hazırlayan Sümer kralı Urgakina, rahiplerin devlet ve toplum üzerindeki etkinliğine son vermeyi amaçlamıştır. Arkadaşlar bakalım şimdi öncülerimize. Laiklikten bahsedebiliriz çünkü din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması laikliktir. Rahipler devlet yönetiminde artık etkin olamayacaksa laikliğe benzer bir tutum içinde olduğunu söyleyebiliriz. Hukuk devleti de olur arkadaşlar. Çünkü toplum üzerinde üstün bir e, grup olmayacak artık. İnsanlar eşitlenmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi rahiplerin devlet ve de toplum üzerindeki etkinliğini son vermek istiyor. Bu yüzden tabii ki ikincisi de olur. Teokrasi ise dini yönetim demektir arkadaşlar. Aksine teokrasiye ters bir durum olmuş oluyor. Rahiplerin etkinliğini azaltmak. Bu yüzden üçüncü öncül olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu durumun Anadolu'da unsurlarından hangilerinde ilerleme sağlamasında etkili olduğu savunulabilir. Romalılar Anadolu'da her kente yollar, köprüler, stadyumlar, tiyatrolar, belediye binaları ve kütüphaneler yapmışlardır. Bakalım arkadaşlar. Haberleşmede ilerleme tabii ki olur. Çünkü yollar arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer düzgünse haberler hızlı gelip gidecektir. Kültürel etkileşim tabii ki artar çünkü tiyatrolarda, kütüphanelerde insanlar bir araya gelecektir. Bayındırlık faaliyetleri ise zaten yollardan, köprülerden çıkarabileceğimiz bir sonuç. Eğer yollar, köprüler yapılıyorsa bayındırlık faaliyetleri mevcuttur. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Lidyalıların özelliklerinden hangilerinin toplumlar arası kültürel etkileşime katkısı diğerlerinden daha fazladır? Bakalım arkadaşlar. Monarşi ile yönetilme. Monarşi ile yönetilme kendi yönetim biçimleridir ve toplumları etkileyecek bir durum değildir arkadaşlar. Mezopotamya ve Anadolu arasında kral yolunu yapma. Tabii ki böyle bir yolla arkadaşlar insanlar ticaret yapacak, o yolu kullanacak. Bu yüzden tabii ki kültürel etkileşim artacaktır. Paralı ordular kurmaları da yine kendi içlerindeki bir durumdur arkadaşlar. Kendi ordularıyla alakalı bir durumdur. Toplumlar arası kültürel etkileşimle hiçbir alakası yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hititler feodal prensliklere son vermişler ve yeni krallık döneminde ise Pankuş Meclisi'nin yetkilerini kısıtlayarak kralın yönetimdeki hakimiyetini artırmışlardır. Bakalım arkadaşlar öncülerimize. Hititler siyasal birliği sağlamışlardır. Tabii ki doğru. Çünkü içlerindeki feodal prensliklere son vermişler arkadaşlar. Tabii ki siyasal birlikte sağlanmış olur. Hittitlerde mutlak monarşi zamanla güçlenmiştir. Tabii ki bu prensiplere son verdikten sonra da arkadaşlar Pankuş Meclisi'nin de yetkilerini kısıtlamışlar ve kralın yönetimdeki hakimiyetini arttırmışlar. Bu da mutlak monarşiyi tabii ki güçlendirir. Pankuş Meclisi halk iradesini yönetimde hakim kılamamış arkadaşlar. Çünkü yetkileri kısıtlanmış. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu bilgilere göre Babillerle ilgili durumlarından hangilerine ulaşılabilir? Hammurabi yasalarında idam cezası, tarla hırsızlığı, adam kaçırma, tecavüz, kaçan köleye yardım etme gibi suçlara uygulanmaktaydı. Peki arkadaşlar bakalım, yazılı kanunlar yapıldı. Bakın arkadaşlar zaten Hammurabi yasaları denilmiş ve idam cezasının kimlere verileceği yazılmış gördüğünüz gibi. Tabii ki doğru. Özel mülkiyet anlayışının olduğu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi insanların tarlaları var. Kendilerine ait ve burada hırsızlık yapanlara idam cezası verilmiş. Bu da doğru. Toplumsal sınıf ayrımının olduğu gördüğünüz gibi kaçan köleye yardım etme diyor. Yani köleler var arkadaşlar. Bu da doğru. Bu sebep ile doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.